Azerbaycan Tiyatro ve Müzik Müzesi'nin önündeyiz. Akşam ışıklandırılmış. Yani sütunlu bir bina. Gerçekten bu binadan dünyanın çeşitli yerlerinde görmek mümkün. Fransa'da Pantheon'a benziyor. Yunanistan'daki Akropolis'in benzeri sütunlar üzerine kurulmuş bir mekan. Bakü gerçekten bizden 10 üzerinden 10 aldı sanat eserleriyle ve sanat mekanlarının korunmasıyla ilgili ciddi bir çalışma gördük. Azerbaycan'ın sembolü olan 3 tane lale şeklindeki ateş kulelerinden zaman zaman Azerbaycan bayrağı, zaman zaman da çeşitli animasyonlar gösteriliyor. Şu anda gördüğümüz gibi Azerbaycan askeri elinde bayrağıyla beraber geçit merasimi gibi bir seremoni hazırlanmış. Bugünlerde Ermenilerin taciz atışları var, herkesin bildiği gibi. Ve Azerbaycan ciddi anlamda sıkıntıda, her an bir savaş patlayabilir. Ama Azerbaycan'ı biz hazır gördük, psikolojik olarak da hazır gördük. Ermenistan bence hiç denememeli şansını. Çünkü çok daha kötü cevap alacaktır. Evet, şu anda Azerbaycan bayrakları dalgalandı. Buradan yetkililere teşekkür ediyoruz. Herkesi de Bakü'ye davet ediyoruz. Mutlaka bu kardeş ülkeyi gelip görmemiz gerekiyor. Buradan İstanbul'a selamlar. Yani Bakü hareketli ama Azerbaycan'ın tabii ki sıkıntısı var. Ermeni konusu sürekli gündemde. Bugünlerde de zaten savaş çanlarını çaldırıyor Ermeniler. Özellikle Avrupa'yı yanlarına alarak bir şey yapmaya çalışıyorlar ki bu da rahatsız edici. Yani Ermeniler bu bölgede her zaman çivon başı oldular. Her zaman emperyalizmin tetikçisi oldular. Tetikçi olarak bunlar görev yapıyorlar. Birileri görev veriyor ve o görevi bunlar icra ediyorlar. Fakat Azerbaycan ordusu hem daha deneyimli, hem ekonomik olarak güçlü, hem de yani Ermenistan'ın Azerbaycan'la baş etmesi biraz zor. Başkalarına güvenerek de birine kafa tutmak çok doğru değil. Çünkü onlar çekilip gidecekler bir gün ve Ermenistan yine Azerbaycan'la baş başa kalacak. Bu da onlar için iyi olmayacak. Bu açıdan şimdiden o barış yollarını bulmaları lazım ama diaspora buna izin vermiyor. Yani Ermeni diasporası açıkçası tetikliyor, Türk düşmanlığını körüklüyor. Zaten onlar da Türk düşmanlığından beslenerek ayakta duruyorlar. Bütün varlıkları, yoklukları Türk düşmanlığı üzerine kurulmuş. Umarız düzelirler, diyecek bir şey yok. Bakü çok daha iyi şartlara gelecektir diye düşünüyorum. Yani Ermeniler eğer bir saldırı yaparlarsa çok daha büyük bir cevap alacaklar gibi görünüyor. O açıdan inşallah bunu yapmazlar, denemezler diye düşünüyorum. Buradan Azerbaycan'da alt geçitlerin hepsi böyle çiçekli sanat eserleriyle donatılmış, mermer döşeli ve tertemiz, pırıl pırıl. Yani bunu Bakü'den herkese selam ve sevgiler gönderiyoruz. Teşekkür ediyorum. Arkov meydanındayız Metin abimle birlikte. Akşam saatleri bir dolaşalım dedik. Çok güzel caddelere sahip, kesme taşlarla yapılmış sarı binalar ve ışıl ışıl sapsarı güzel ışıklarla birlikte süslenmiş, bezenmiş gelin gibi bir şehir. Çok güzel. Yani Türk dünyasında böyle şehirlerimizin olmasından gurur verici. Yani gurur duyuyoruz, gurur verici böyle. Hem biz dine hayran kaldık. Metin abi bu arada çekimi yapıyor. Sağ olsun. Kendisine de teşekkür ediyorum burada. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bütün dostlara da. Yine Metin abimle birlikte Tarkov Meydanı'ndan Nizami Küçesi'ne geldik. Çok güzel. Ya çok güzel, muhteşem. Yani birçok Avrupa ülkesinde göremeyeceğimiz kalitede yapılmış binalar. Yatay mimarinin en güzel örneklerinden bir tanesi. Yani ben şahsen hayran kaldım. Kipriklerin oktu kaşın kamandı, kaşın kamandı. Ay kız menden yüz döndürme amandı. Yeah.
Amanın hesretinle her zaman, hesretinle her zaman gözüm kaldı bu yollarda. Şirin yokun olaydı, gözlerin hemen dolaydı. Sene lay lay çalaydı, sen geceler yatağımda. Kızıl günü dereydim, dereydim, dereydim. Sene göz seni ataydı, kaş arzuma çataydı. Ben de şirin yataydı, gece gündüz hem demin. Gem göz seni ataydı, kaş arzuma çataydı. Ben de şirin yataydı, gece gündüz hem demin. Kızıl günü dereydim, dereydim, dereydim. Sene çeler